Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik tanesi kitabında oran kavramı ile dersimize devam ediyoruz. konum büyütüyorum. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. X ve Y iki çokluk olmak üzere. X'in Y'ye oranı. X bölü Y şeklinde gösterilir. Y'nin x'i oranı y bölü x şeklinde gösterilir. Karşılaştırılan çokluklarda pay ve payda arasında genişletme veya sadeleştirme yapılması oranı değiştirmez. Örneğin 24'ün 32 oranı 24 bölü 32 8 ile sadeleştireceğiz arkadaşlar. 24'ü 8'e bölüyorum 3, 32'yi 8'e bölüyorum 4. 213 ve 214. sayfalardaki etkinlik sahnesi 30'u yapabilirsiniz demiş. Büyütelim. Aşağıda verilen ifadeleri oran olarak gösteriniz demiş arkadaşlar. 7'nin 4'e oranı. 7 bölü 4. 8'in 11'e oranı. 8 bölü 11. 5'in 18 oranı. 5 bölü 18 13'ün 19 oranı 13 bölü 19 6'nın 17 oranı 6 bölü 17'dir. Aşağıdaki oranları sözel ifade olarak yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi birinci şıkkından başlıyorum. 8 bölü 21 var. Biz arkadaşlar buraya 8'in 21'e oranı diyelim. 3 bölü 14. 3'ün 14'e oranı 10 bölü 7. 10'un 7'ye oranı 13 bölü 6. 13'ün 6'ya oranı 18 bölü 35. 18'in 35'e oranı. Aşağıda verilen ifadeleri oran olarak yazınız ve en sade halini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi 12'nin 15'e oranı. 12 bölüm 15 geliyorum arkadaşlar 3 ile sadeleştireceğim 12 bölü 3 15 bölü 3 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 yani 12 bölü 15 4 bölü 5'e eşittir 16 bölü 24 Arkadaşlar 8 ile sadeleştireceğim. 16'yı 8'e bölünce 2, 24'ü 8'e bölünce 3. 16 bölü 24'ün en sade hali 2 bölü 3'tür. 21 bölü 28. 7 ile sadeleştireceğim. 21'i 7'ye bölüyorum 3. 28'i 7'ye bölüyorum 4. Cevabım 3 bölü 4. 3'ün 0 tam onda bir oranı yani 3 bölü 0 tam onda 1. Payı aynen yazıyoruz arkadaşlar. Paydayı ters çevirip çarpacağız. 3 çarpı 10 30 yapar. 1 çarpı 1 yapar. 1 çarpı 1 1 yapar. 30 bölü 1'den cevabım 30 olarak geldi. Sıfır tam 10'da 4'ün 0 tam 10'da 2'ye oranı. Şimdi Birinci kesri aynen yazıyorum. Bölüm. ikinci kesir eşittir. Birinci kesri aynen yaz. ikinci kesri ters çevirip çarp. Onlar sadeleşti. Burası 4 bölü 2'den 2 olarak geldi. 0 tam yüzde 12'nin 0 tam %1000'de 3'e oranı. Birinci kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesri ters çevirip çarpacağız. Direkt oraya geçelim. Sıfır tam binde 3'ü 3 üç bölü 10 olarak 3 bölü 1000 olarak yazarız arkadaşlar. Ters çevirdiğim zaman 1000 bölü 3 yapar. 2 tane 0 gitti. 12 ile 3 sadeleşti. Işte burada 4 kaldı. 4 çarpı 10'dan burası 40 olarak geldi. Aşağıda verilen kartlara göre soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Şimdi maviden kaç tane kart var onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mavi 7. Yeşilden 1, 2, 3, 4, 5. Yeşil eşittir 5. Turuncudan 1 2 3 4 5 6 tane kart var. Buraya da turuncu diyelim. Turuncu eşittir 6. Şimdi mavi kart sayısının turuncu kart sayısına oranı kaçtır? Mavi kart sayısı 7. Turuncu kart sayısı 6. Yani 7'nin şöyle yazalım buraya. Mavi bölü turuncu eşittir 7'nin 6'ya oranını istiyor. 7 bölü 6. Turuncu kart sayısının yeşil kart sayısının oranı yani turuncu bölü yeşil. Turuncu kart sayısı arkadaşlar 6. Yeşil kart sayısı 5. Cevabım 6 bölü 5. Kart sayılarını geriye alalım. Yeşil kart sayısının mavi kart sayısının oranı kaçtır? Yeşil bölü mavi. Ya da şurayı şöyle yapalım. Biraz küçültelim. Evet. Yeşil bölü mavi. Yeşil kart sayısı arkadaşlar 5. Mavi kart sayısı 7 cevabım 5 bölü 7. Mavi ve turuncu kart sayılarının toplamı. Yani mavi artı turuncu. Bölü yeşil. Mavi kart sayısı 7. Turuncu kart sayısı 6. Yani 7 artı 6 bölüm. Yeşil kart sayısı 5. 7 artı 6 arkadaşlar 13'e eşittir. Cevabım 13 bölü 5 olarak geldi. Yeşil kart sayısının tüm kartların sayısının oranı kaçtır? Yani arkadaşlar yeşil bölü tamamı diyor. Yeşil kart sayısı 5. Maviden 7 tane yeşilden 5 tane turuncudan 6 tane var. 5 bölü 18 olarak geldi. Geriye alalım. Tüm kartların sayısının mavi kart sayısına oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Tüm kartları az önce bulmuştuk. Bir daha bulalım. Altıncı soruda bizden tamamı bölüm mavi istiyor. Tamamı 7 artı 5 artı 6 bölü mavi arkadaşlar 7. Topladığım zaman burası 18 bölü 7 olarak geldi. Turuncu ve yeşil kart sayıları toplamının yani turuncu artı yeşil mavi ve turuncu kart sayılarının toplamına oranı kaçtır? mavi artı turuncu istiyor. Turuncu 6 yeşil 5 bölüm mavi 7 turuncu 6 6 artı 5 11 7 artı 6 13 cevabım 11 bölü 13 olarak geldi. Mavi kart sayısının tüm kartların sayısının oranı kaçtır? Yani arkadaşlar mavi bölü tamamı. Mavi kart sayısı 7. Tamam e, arkadaşlar kaç? 18 cevabım 7 bölü 18 olarak geldi. Bir ofiste çalışan kişilerin yaşları ve boy uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız demiş. Ayşe'nin yaşının, Berkay'ın yaşına oranı kaçtır? Ayşe 24 yaşında, Berkay 25. Cevabım 24 bölü 25. İmge'nin 3 yıl önceki yaşının. üst soruyu aslında şöyle yapalım. Daha rahat, tüm etkinlikleri daha rahat çözebilmek için. Ayşe'nin yaşının Berk'in yaşına oranı 24 bölü 25'ti. İmge'nin 3 yıl önceki yaşının. İmge şu an 30 yaşında. 3 yıl önceki yaşı arkadaşlar 30 eksi 3'ten 27'dir. Betül'ün 3 yıl sonraki yaşına oranı. Betül şu an 27 yaşında. Betül'ün 3 yıl sonraki yaşı 30'dur. Cevabım 27 bölü 30. Berkay'ın boy uzunluğunun Ayşe'nin boy uzunluğunun oranı kaçtır demiş. Berkay'ın boy uzunluğu 180 cm. Ayşe'nin boy uzunluğu 168 cm arkadaşlar. Her ikisini de 12 ile sadeleştiriyorum. Ve 15 bölü 14 olarak buldum. İmgenin boy uzunluğunun Betül'ün boy uzunluğunun oranı kaçtır? İmgenin boy uzunluğu 172 cm. Betül'ün boy uzunluğu 160 cm. Her ikisini de arkadaşlar 4 ile sadeleştiriyorum. Burası 43 oluyor. Burası 40 oluyor. Cevabım 43 bölü 40. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Yanda verilen dikdörtgenin uzun kenarının çevresine oranı kaçtır demiş çevreyi bulalım arkadaşlar. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. 8 artı 16. 2 çarpı 8 ile 16'yı topladığım zaman 24 yapar. 24'ü 2 ile çarptığım zaman 48 cm olarak geldi çevre uzunluğu. Oran istiyordu arkadaşlar benden. Neyin neye oranını istiyordu? Uzun kenarının çevresinin oranı. Uzun kenarı 16 cm, çevresi 48 cm. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 olarak gelir. Seher 120 TL'sinin 30 TL'sini harcamıştır. Buna göre Seher'in kalan parasının tüm parasının oranı kaçtır demiş. İlk önce kalan parasını bulalım. 120 TL'nin 30 TL'sini harcıyor. 120 eksi 30'dan 90 TL'si kalıyor. Buna göre Seher'in kalan parasının tüm parasının oranı kaçtır? Kalan parası 90, tüm parası 120. 30 ile sadeleştiriyorum ve cevabım 3 bölü 4 olarak geldi. Yanda verilen karenin çevre uzunluğunun eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna oranı kaçtır demiş. Karenin 4 tane kenarı var. Dolayısıyla karenin çevre uzunluğunu bulurken bir kenarını 4 ile çarpacağım. Bir kenarı 12 santimetre 12'yi 4 ile çarptığım zaman karenin çevre uzunluğu 48 santimetre olarak geldi. Buraya kare yazalım. Üçgene geldim. Üçgenin üç tane kenarı var. Bir kenar uzunluğunu 3 ile çarpacağım. Bir kenar uzunluğu 3 santimetre. 3 üç çarpı üçten 9 santimetredir. Bu da arkadaşlar üçgenin çevre uzunluğu. Benden karenin pardon karenin çevre uzunluğunun eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna oranını istemiş. Karenin çevre uzunluğu 48. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 9. 48 bölü 9'dan oranım 16 bölüm 3 olarak gelir. Bir okulda bulunan 120 öğrencinin 5'te 3'ü kız öğrencidir. Buna göre kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi 120'nin 5'te 3'ünü bulacağız. 120'ye geliyorum. 3 bölü 5 ile çarpıyorum. 120 ile 5 sadeleşti. Burada 24 kaldı. Burada bir 24 çarpı 3'ten 72 tane kız öğrenci var. Erkek öğrenci sayısını bulabilmek için 120'den 72'yi çıkarıyorum. Ve erkek öğrenci sayısı 48 olarak geliyor. Benden ne istedi? Şöyle yapalım. Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı kaçtır? 72 bölü 48. Geliyorum ben buraya arkadaşlar. 24 ile sadeleştiriyorum ve burası 3 bölü 2 olarak geldi. Kumbarasında 12 TL olan Ali. Bundan sonraki her gün kumbarasına 5 TL atmaktadır. Ali kumbaradan hiç para almadığına göre dördüncü gün kumbarada bulunan para miktarının ikinci gün kumbarada bulunan para miktarının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk başta yani buraya bir sıfırıncı gün diyelim sıfırıncı günde 12 TL varmış. Birinci günde ne kadar olacak? Her gün kumbarasına 5 TL atıyor. Birinci günde 17 TL. İkinci günde 22 TL üçüncü günde 27 TL dördüncü günde arkadaşlar 32 TL'si vardır. Dördüncü gün kumbarada bulunan para miktarının ikinci gün kumbarada bulunan para miktarına oranını sormuş. Bana Dördüncü gün kumbarada bulunan para miktarı 32. İkinci gün kumbarada bulunan para miktarı 22. 32 bölü 22'den cevabım 16 bölü 11 olarak geldi. Maaşı 3000 TL olan bir kişinin maaşına 1000 TL zam gelmiştir. Buna göre zamlı maaşının zamsız maaşına oranı kaçtır? İlk önce zamlı maaşını bulalım. 3000 artı 1000'den zamlı maaşı 4000 TL'dir. Zamlı maaşını zamsız maaşını oranını istemiş. Buraya oran diyorum. 4000 bölü 3000'den oran arkadaşlar 4 bölü 3'tür. Bir sepette bulunan 20 kırmızı elmanın 4 tanesi çürük, 30 yeşil elmanın 6 tanesi sağlamdır. Buna göre sepetteki çürümüş yeşil elma sayısının sağlam kırmızı elma sayısının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar çürük yeşil elmayı bulalım. 30 tane yeşil elma var. 6 tanesi sağlamsa geriye kalan 24 tanesi çürüktür. Sağlam kırmızı elmayı bulalım. 20 tane kırmızı elma var. 4 tanesi çürükse 16 tanesi sağlamdır. Orana geldik. Çürümüş yeşil elma sayısının sağlam kırmızı elma sayısının oranını istemiş arkadaşlar. Burası 24 bölü 16'dan 3 bölü 2 olarak gelir. Böylelikle videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.